Artı Gerçeğe hoş geldiniz. Ay anam babam ocağa yansın. Neyin alay 100.000 lira? Ben de hak, adalet ve demokrasi istiyorum. Andolsun şardolsun tragedi oynarım. Bak çok da iyi oynarım ha. Tragedi oynarım oğlum bak. Oidipus ezberimde üçlemesi. Yemiş isen sen hakkımı nasıl helal edem sana? Elinde üzüm salkımı nasıl helal edem sana? Hakaretin beni açtı, hakaretin beni açtı. Tencere boş sende taştı, adalette ibre şaştı. Nasıl helal edem sana? Dün kaybettiğimiz, bugün toprağa verdiğimiz değerli tiyatro sanatçısı, Artı TV programcısı, Artı Kıl programının yapımcısı Turgay Yıldız'la başladık. Çok olağanüstü, zeki, çok başarılı, müthiş gırgır bir adamdı. Stüdyoda bugün Ayşe Yıldırım'la beraberiz. Ayşe, biz Turgay'la herhalde en azından 3-4 kere beraber yemek yedik. Konuştuk, programla ilgili şeyleri yaptık. Nedir senin haberi ilk aldığın zaman aklına gelen? Doğrusunu istersen ben hala daha inanamıyorum yani Turgay'ı yitirdiğimize. Çünkü hem çok iyi bir sanatçı hem de çok iyi bir insanı ve dostumuzu kaybettik. Hakikaten çok çok üzüldüm. Duyduğum anda şok geçirdim. Yani çünkü hastanedeydi ve hani son şöyle bir mesaj atmıştım ona. Hadi iyileş artık diye telefonla. Çünkü uzun süre beklemişti ve hastanedeyken bir daha kalp krizi geçirmesi inanılır gibi değil. Gerçekten çok üzgünüm. Hem kendi adıma hem Artı TV ailesi adına hem de Turgay Yıldız'ın sevenleri adına da çok üzgünüm. Yani nasıl sevildiğini ve ne kadar doğru bir iş yaptığını ardından yazılanlarla, paylaşılan mesajlarla da bir kez daha gördük. Bir de çok zor bir iş yapıyordu. Yani Türkiye'de siyasi mizah yapmak, hele Turgay'ın yaptığı düzeyde, laballe kaçmadan, kaliteyi sürekli tutarak, üstelik de herhangi bir parti örgüte bağımlı olmadan, dolayısıyla ciddi bir muhalefet, aslında her sanatçının yapması gereken ciddi bir muhalefet kutbunu da kaybetmiş oluyoruz. Bir de şöyle bir şey de var, çok doğru söylüyorsun. Büyük bir sanatçı kesiminin sustuğu, korktuğu dönemde çok cesurca demeyeceğim. Çünkü hep şöyle diyordu, ben cesur değilim, ben de korkuyorum. Ama gördüklerim karşısında sessiz kalamıyorum bir sanatçı olarak. Ve yapılanları gördüğüm için de sesimi yükseltiyordum diyordu. Çok önemliydi yaptığı şey. Hakikaten herkesin sustuğu, bir kenara çekildiği dönemde gördüğü yanlışları rahat rahat dile getirdi. Bunun için mahkeme koridorlarında da dolaştı. Ya evet. Ama onu da önemsemiyordu. Çünkü diyordu ki yani bu dönemde hemen herkes mahkeme koridorlarıyla tanışmıştı zaten. Ama önemli olan gördüğün yanlışları söylemek. Şunu istiyordu çok açık bir şekilde. Ben güzel bir ülkede yaşamak istiyordum diyor. Yani özgürlüklerimiz gitti diyordu. Hukuk yok, hak ihlalleri yaşanıyor ve açız diyordu. Açız ve bunların düzelmesi gerektiğini istediğim için söylüyorum, konuşuyorum diyordu. Ve hani herkesin de bunu yapması gerektiğini ve sesini yükseltmesi gerektiğini söylüyordu. Evet, bir de çok velut, çok verimli bir sanatçıydı. Benim bildiğim kadarıyla en az iki belediyenin tiyatro gruplarını yönetiyordu. Yurt dışında bir tiyatro çalışması vardı. Arada sırada geldiği zaman görüyorduk. Televizyona program yapıyordu ama kendi YouTube sayfası da... Yani bir kere beraberdik galiba, şuna tanık olduk. Bir anda bir yeni aktüelitede bir gelişme oldu. O gelişmeyle ilgili bir şey çekmiş, koydu. Dakika dakika 100, 200, 300... Atıyorum 15 dakikada 10 bin, 20 bin falan müthiş geniş bir izleyici kesimi var ve onlar yakından izliyor. Bu önemli bir şey, büyük bir kayıp gerçekten. Çok büyük. Bir son bir şey söyleyeceğim. Söylediği şeylerden biri de şuydu. Çok da önemliydi aslında, bizim de hep dile getirdiğimiz şeydi. Muhalefet yönelik eleştirileri. Yani aslında muhalefetin gereksiz kavgalara girdiğini, özellikle iktidarla, yani din üzerinden, vatan millet edebiyatı üzerinden tartışmaların gereksiz olduğunu, belli başlı şeyleri söylemesi gerektiğini, yani Türkiye'deki insanların mutsuz olduğunu söylemesi gerektiğini, ekonominin kötü olduğunu, açlık çektiklerini ve özgürlüklerin yok olduğunu söylemesi gerektiğini, bunu yaparlarsa eğer
iktidarın bir hafta bile dayanamayacağını söylüyordu. Değme siyasetçiden daha doğru. Kesinlikle. Tespitler. Peki şimdi bu haftaki Artı Gerçek programına Turgay Yıldız'ı anarak başlamıştık. Birinci bölümde 3 katılımcımız var. Erk Acarer, Artı Gerçek, Artı TV programcısı, Artı Gerçek yazarı Armağan Kargılı ve Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş. Evet, görelim arkadaşları. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Birinci bölümde 2 konuyu ele alacağız. Bir tanesinin maalesef kahramanı da sağ alt köşede duruyor televizyonda. Bu son dönemde özellikle yurt dışında gazetecilere ve muhaliflere yönelik saldırılar, ölüm listeleri, tehdit listeleri. Ayrıca Türkiye'de de medya yönelik işte fon aldınız, Amerikancısınız falan gibi bir tartışma başladı. Onları konuşalım. Erk'ten başlayalım. Erk, sana yönelik bir saldırı ve yumurtalı tehditten sonraki gelişmeler, özellikle de Alman güvenlik makamlarıyla ilişkilerindeki gelişmeler hakkında bilgi verebilir misin? Tabii Raif Hocam. Soruşturma derinleştirildi aslında. Bildiğimiz bu. Benim güvenlikle artık ilgili bir problemim yok. Bunu da defalarca söyledim. Ama hep sözünü ettiğim gibi olayın arka planına bakılması gerekiyor. Politik ilişkilere bakılması gerekiyor. Bu noktada da dünya siyasetine bir eleştiri getirebiliriz. Yani Türkiye'de göçmen krizi, ikinci göçmen krizi devam ederken, şimdi Almanya'nın yine fonlardan söz etmesi, hatta Afgan sığınmacılara yönelik fonlar ayırdığını söylemesi ve 3 ay sonra Almanya'da yapılacak seçimden sonra ardıllarına Erdoğan'la ilişkilerinizi iyi sürdürün diye salıkta bulunması bence dünya siyaseti açısından ve dünya siyasetinin yaratılan diktatörler açısından ne noktada olduğunu gösteriyor. Her şeyin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Artık bu saldırıyı da bana yönelik saldırıyı da muhalefetle beraber okumak gerektiğine inanıyorum. Bu kadar kişisel meseleden de biraz yoruldum aslında. Yani ben yazı yazmak istiyorum. Artık haberle çok fazla ön planda kalmak istemiyorum. Bana yapılan saldırı, evet, hepimize yapıldı, önemli. Önemsiyorum da kendi güvenliğimi, ama Türkiye'de 2-3 gündür Kürtlere yapılan ırkçı saldırılar var, etnik saldırılar var. İşte bu göçle ilgili kaygılarımız var. Bunların bir bütün olarak konuşulması, ele alınması gerekiyor değil mi? Masayı gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani biz kişisel olarak bu meseleleri hallederiz zaten, ama hissettiğimiz ve üzüntüsünü duyduğumuz bir ülke ve dünya siyasettir toplamında. Evet Erk. Armağan, Erk'in söylediklerinden de anlaşıldığı üzere bu sıradan bir güvenlik meselesi değil, bu siyasi bir mesele. Somut olarak da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerle belirli ölçüde bağlı. Erk neredeyse bizim programın yayın akışını da vermiş oldu. Birazdan gireceğiz bu Afgan meselesine de. Ama Armağan, sen Berlin'e geçtik. Berlin-Ankara ilişkileri açısından özellikle seçimden sonra nasıl bir manzarayla karşılaşmamız mümkün? Ya Merkel bugüne dek Türkiye'ye ilişkin politikasında aslında hep Erdoğan'a destek verdi. Hem de en zor zamanlarında, yani Erdoğan'ın ne zaman başı sıkışsa Merkel hep yanındaydı. Aslında Merkel bunu sadece Erdoğan için yapmadı. Merkel bunu bütün dünyadaki sağ politikacılar için hep yaptı. Tam tersine ne kadar sola açılan politikacı varsa onların da önünü kesmek için yaptı. Bu programlarda çokça konuşuyoruz. Aslında Avrupa Birliği'nin bugün geldiği noktanın herhalde en büyük sorumlularından biri kim dersek
muhtemelen yani tarih boyunca konuşulduğu zaman bunu Merkel diye tanımlayacağız. Yani bugün geldiği nokta derken işte göçmen politikaları yüzünden giderek sağlaşan Avrupa Birliği. Örneğin son yıllarda Kopenhag kriterlerinden hiç söz edilmemesi. Yani Avrupa toplantılarında bile hani herhangi bir ülke için işte Macaristan gibi ülkelerle, Polonya, Romanya gibi ülkelerle sürdürülen ilişkiler. Buradan baktığımız zaman Merkel dünyada sağın temsilcisi, sağ siyasetlerin önemli bir destekçisi noktasında. Son yapılan şeye de bakalım, örneğin Biden'la yaptığı görüşmenin ardından işte Rus Kuzey Akım projesine devam edeceğini söyledi. Şimdi oradan bile baktığımız zaman Kuzey Akım projesi dediğimiz şey bir tarafı yani %50'si Gazprom'un ama %50'si işte Avusturyalı OMV, işte Hollanda İngiliz şirketi Shell, öbür tarafta Uniper Alman şirketi. Yani sermayenin, büyük sermaye devlerinin önemli bir sözcüsü noktasında. Hani bu kadar ilerlemişken buradan geri atmamız mümkün değil noktasına getirdi. Dolayısıyla dünyada son yıllarda gelişen sağ siyasetin önemli destekçilerinden birisi. Hiç o nedenle Almanya'daki bu saldırıları bağımsız olarak düşünmeyelim. Yani Merkel'in dünyada sağ politikacılara, sağ hatta faşist diyelim yani sağ falan diye hani popüler sağ falan deniyor ama bu politikacılara ve bu politikalara verdiği desteğin bence çok önemli bir ayağını. Ve yankıları da son derece olumsuz oluyor değil mi? Evet yani şimdi seçim öncesi hani şey mesajı veriyor ya işte ben Erdoğan'a hani Avrupa Birliği'ne bugüne kadar üye olacağını hiç düşünmedim. Yani Erdoğan'ı ben kullandım aslında işte göçmen politikalarında da çok iyi şeyler hani iyi bir tıkaç oldu diyor yani evet. Avrupa'yla. Armağan tam da burada Eser Karakaş'ın yarın Artı Gerçek'te yayınlanacak olan yazısına, sen okumadın ama ben okudum, değinmiş oluyorsun. Eser, sen Merkel'in bir açıklamasını ayrıntılı bir şekilde tahlil etmişsin yarın yayınlanacak yazıda. Özellikle Merkel'in Türkiye ile ilişkileri, mülteciler konusundaki ilişkileri ve olağanüstü rahatsız olduğunu söylüyorsun. Biraz açar mısın yarınki yazının içeriğini? Ben izlemeye çalışıyorum Türkiye'yi de ve dünyayı da. 68 yaşındayım ben. Az buz bir tecrübe sayılmaz. Maşallah hiç göstermiyorsun yani ha. Teşekkür ederim hocam ama öyle bir cüzdet değil. Ben bu yaşıma kadar, bu tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ve maalesef o hükümetlerin üzerinden ülkenin, Türkiye'nin bu kadar aşağılandığını hiç görmemiştim. İlk defa bu kadar hem Amerika hem Almanya tarafından. Yani manzara şudur. Sevgili Armağan'a bir konuda katılmıyorum. Burada haklı tabii. Benim de gönlüm orada. Yani mesela Kopenhag kriterleri artık gündemde değil Türkiye'nin ama ya Türkiye'de Kopenhag kriterlerini konuşacak bir ortam mı var? Türkiye için söylemiyorum ben. Bütün dünya için artık yani o Avrupa'da bak, genel olarak konuşuluyor. Kopenhag kriterleri Türkiye'nin gündeminde çünkü müzakere ediyor Türkiye Avrupa Birliği'yle. Güya hala kağıt üzerinde. Ya Türkiye'de Kopenhag kriterlerini ya bizim Taliban'la aramız aslında çok da fena değildir. Aslında aynı ilkeleri paylaşıyoruz diyen ama sosyal medyada da kadınların rejimedildiği videoların dolaştığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani ne Kopenhag kriteri, artık Kopenhag kriteri falan Türkiye bunları geçti. Yani Merkel maalesef bu görüşüne %100 katılıyorum. Avrupa Birliği'ne ve dünyaya kötülükler de yaptı. Ciddi kötülükler de yaptı. Ama ben yıllardır hep aynı yöntemi kullanırım. Başkalarından önce kendimiz şey yapmamız lazım. Eleştirmemiz lazım. Türkiye'nin bugün geldiği yerde ben Merkel'i anlıyorum. Türkiye'yi şu anda bir şey değil, bir hiç gibi görüyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söylüyor. Ya sizin Avrupa Birliği'ne falan girecek haliniz yok. Sizin ne işiniz var Avrupa Birliği'nde? Ama işte iyi kötü orada bir ülke var. İşte 80 milyon vatandaşı var. 85 milyon vatandaşı var. Bir de Suriyeli 5 milyon mülteci aldı. Şimdi Afganistan'dan kaç kişi gelecek bilmiyoruz. Sağ olun. Çok iyi iş yapıyorsunuz. Böyle diyor. Çok başarılı Erdoğan diyor. Para verelim size diyor. Ve siz
orada o mültecileri besleyin ve bizi de bu iltica tehdidinden koruyun diyor. Şimdi aklıma gelen kelimeler var ama burada hem hukuki açıdan sorun çıkabilir diye, hem de kendi ülkemi yakıştırmadığım, hatta maalesef kendi ülkemin cumhurbaşkanına da yakıştıramadığım kelimeler var. Yani bekçilik yaptırıyorlar, para veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve buna da bırak cumhurbaşkanı, AKP içinden ya bu nasıl bir şey sayın cumhurbaşkanı, buna bir tepki gösterin diyen yok ya. Bu korkunç bir şey. Bu Almanya'dan gelen bir şey. Sana para veriyoruz, sen orada 5 milyon aldın, 2 milyon da Afganistan'dan gelirse onları da al. Biz sana para vereceğiz. Orada bir kulübe inşa et bunlara. Çok açık söylüyorum yani. Daha hiç ağzından çıkan lafı sadece şey yapmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla sizle aramız çok iyi. Bu böyle gidecek. Siz de bu Avrupa Birliği yerini falan bunları unutun diyor. Ve dolayısıyla siz insan haklarını, Kopenhag kriterleri falan bunlar size uygun şeyler değilmiş diyor. Aynı şeyi, benzer bir şeyi farklı bir biçimde Biden da yapıyor. Amerika da yapıyor. Amerika ne diyor? Hem de Afganistan'da ben tamamen çekiliyorum diyor. Hem de yıldırım hızıyla çekiliyor. Öne aldı daha önceden belirtilmiş çekilme tarihini. Kabil Havaalanı'nı diyor. Gel buraya aşağı yukarı bir 5000, 4000 kişi gidecek herhalde oraya. Bunun 1700'ü galiba asker ama onun tabii bakımı, temizliği, işte yemeği, şusu busu derken 4000 tane Türkiye Cumhuriyeti yurttaşından bahsediyoruz. Dünyanın cehennemine gidecekler. Hakikaten dünyanın cehennemi. Evet, Afganistan meselesine ikinci şeyde bölümde gireceğiz. Afganistan meselesine girmeyeceğim ama aynı şekilde Biden da Türkiye'yi aşağılıyor. Ve biz tabii çok bizimkiler çok milliyetçi olduğu için Biden'ın Türkiye'yi aşağılamasını 1915 ile ilgili demiş, aldığı kararla aşağıladı dediler. Ya o ne olacak? O bir tarihsel bir olgu. Elhamdülillah açmadı mı dedi o konuyu? Ne bir şey dedi? Öyle bir, evet. Ne dedi? O konuyu, elhamdülillah mı demişler? Elhamdülillah o konuyu açmadı mı dedi? Bir şey dedi. Kabul etti. Türkiye hop oturdu, hop kalktık Erdoğan dışında. Ama bunu hop oturdu kalkacak bir şey yok. Bu tarihsel bir şey. Ne yaparsan yap. Ama esas bu ya. Ben sana para vereceğim diyor. Bunda aynı şeyi Biden da söylüyor. Sana para vereceğim diyor. İşte orada biraz sana stratejik destek vereceğim diyor. Sen Kabil Havaalanı'nı müdafaa et diyor. Ya bir ülkenin bundan daha düşebileceği korkunç bir durum olabilir mi ya? Yani bu Türkiye, çok açık söylüyorum, hiçbir zaman tarihinde, çok kötü dönemler de yaşadık yani onu, yani eskisi çok iyi anlamına söylemiyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman böyle bir altın çağ arayışında olmadım Türkiye için. Eskiden çok iyiydi gibi saçmalıklar ama ben bu kadar aşağılandığını da hiç görmedim. Haklısın, evet. İktidardan korkunç bir aşağılanmayla karşı karşıyayız. En son ERP'le ilgili bir şey de söyleyeyim. Buyur. Da aklıma geldi yani. Bir sadece bir şey oluyor. Bu çirkin, iğrenç saldırı sonrasında bence bu çaresizliğin şeyi, bence eceli gelen, işte orada ismini söylemeyeceğim, terörist cami duvarına işermiş arkadaşlar. Evet. Ben böyle görüyorum. Bunun Almanya'da yapılması hakikaten cami duvarına işemek. Evet. Almanya'da camilerin faaliyetlerini de biliyoruz ayrıca. Almanya'da bak, kelime bulamadım. İlk kelimeyi attım. Yok, haklısın. Evet. Güzel benzetme. Ama İkinci kelimeyi atamadım, beni bağışlayın. Yok, estağfurullah. ERK demin genel bir tablo çizerken Türkiye'de Kürtlere, özellikle Kürt ailelere ve çalışanlara yönelik ırkçı saldırılardan bahsetti. Gazetecilere yurt dışında yönelik saldırılar. Şimdi gazetecilere yönelik olarak bir internet sitesi Fahrettin Altun'a malzeme hazırlayarak iletişim ne başkanı? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Dört kelimeden iki tanesi başkan. Başkan. Burada fon alan, batılı kuruluşlardan fon alan şirketleri neredeyse beşinci kol casus faaliyeti olarak adlandırılıyor. Bu hafta içinde bu konu çok tartışıldı, gerek sosyal medyada gerek etrafta. Ayşe, ne diyorsun? Şunu da hemen belirtelim. Biz de Artı TV ve Artı Gerçek olarak bir Avrupa Birliği, açık ismi de Demokrasiyi Güçlendirme Vakfı'ndan, biz de bir yıllığına, daha sonra Covid nedeniyle uzatıldı, biz de fon aldık ve bunu açıkça internet sitemizde de açıklıyoruz zaten. Açıklarken de bu vakıf bizim yayın politikamıza karışmaz, yayın politikalarımızdan da hiçbir sorumluluğu yoktur diye de bir cümlemiz var. Ki keza eleştirilen Medyascope, onlar da açıklıyor. Yani bu gizli saklı bir şey değil. Bu fon veren vakıfların internet sitelerinde de kime ne kadar fon verdikleri yolunda bilgi var. Alanlar da açıklıyor zaten. Nedir senin bu konuda görüşün? Bir şey söyleyebilir miyim Rakip? Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Tabii. Çok bağışlayın beni. Bu beşinci kol tabirini 20. yüzyılda kullanan Franco'dur.
Cumhuriyetçilere karşı kullanıyor 5. kol tabiri. İlk kullanan yanılmıyorsam Franco kullanmıştı bunu. Şimdi Franco'nun bu tabirine 2021'de Erdoğan ve iktidarının muhaliflere karşı kullanması da hakikaten komik bir durum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Franco'nun bu tabirini... Ay korktum ben de. Sen niye kullanıyorsun diye bana kızacaksın sanıyordum. Ben de casusluk diyelim. Madem Franco kullanmış biz kullanmayalım. Evet. Evet Ayşe. Ya biraz şöyle de bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani işte erkeğe yönelik saldırı, bu yurt dışında yaşayan muhaliflere yönelik listeler, tehditlerin bir devamı diye. Yani korkutup sindirmek, susturmak amaçlı bir şey. Şimdi burada Oda TV bunun ilk işaret fişeğini attı. Burada Oda TV'nin tavrı da sorgulanması gereken bir şeydir ki aslında çok açık bir şey yaptı. Yani direkt bence biraz ileri olacak ama danışıklı dövüş diye görüyorum. Çünkü Oda TV durduk yerde Amerika'dan işte bilmem nereden şunlar fon aldılar diye resmen bir takım kuruluşları, basın kuruluşlarına hedef gösterdi. Peşinden çok daha vahimidir bence bunun üzerine atlayan bazı gazeteciler oldu. Ve bu kuruluşları fon aldıkları için eleştirdiler bağımsız diye. Ki bunlar hani kendilerini bağımsız gazeteci diye lanse eden arkadaşlarımız diyeceğim. Tırnak içerisinde arkadaşlarımız ama yani burada da iktidarın ekmeğine bence yağ sürdüler. Peşinden dediğim gibi Fahrettin Altun çıktı ve dedi ki işte bazı yabancı ülke liderleri Türkiye'yi dizayn etmek istiyor. Bunlara izin vermeyeceğiz. Bu fon alımına ilişkin düzenleme yapacağız. Kanun dedi. Çıkaracak yani. Tabii ya, kanun çıkaracak. Kanuna da lüzum yok. Ya, Cumhurbaşkanlığı kararı. Tabii peşinden Rütük bugün biliyorsun milli ve yerli medyamızın yanındayız dedi. Ve bu fon meselesini milli güvenlik sorunu olarak addetti. Ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını, tedbirlerini aldıklarını söyledi. Şimdi bunlar çok tehlikeli söylemler. Yani hatta yetmedi A Haber liste yayınladı. Ve saray medyasının içinde yer almayan herkesi koydu buna. Yani Oda TV'yi de koydu enteresan bir şekilde. A Haber mi koymuş? A Haber. Ya öyle oluyor. BBC Türkçe, Deutsche Welle yani yok BBC, herkes içinde. BBC Amerikan emperyalizmine hizmet ediyormuş. Demek ki yani o da bir yerlerden fon alıyormuş. Yetmedi Akit bugün biliyorsun manşet yaptı evet, aynı yerden. Şekilde. Söyledim, hedef gösteriyorlar söyledim. Yani sarayın yanında yer almayan, sarayın karşısında bir şekilde duran bütün medya kuruluşlarını hedef alıyorlar. Bu şudur. Sizi susturacağızdır. O demek değil mi? Ekonomik şeylerinizi keseceğiz. Tabii susturacağız demektir. Bak burada 3 nokta daha var. Dikkat ettim ben. Bu fon alan kuruluşların neredeyse hepsi muhalif yayın yapanlar. Yani iktidar yanlısı şeyler değil. Çünkü zaten fon talep etmek için de barış, demokrasi, basın özgürlüğü gibi tabii. Temel bir takım kriterler var. Biz o kriterlerle hemfikir olduğumuz için başvurduk oraya. İkincisi, bugün sosyal medyaya çok baktım bu programı hazırlarken. Türkiye'de ABD'nin resmi makamlarından veya STK'larından bütün bakanlıklar, alt kuruluşları acayip fonlar alıyorlar. Yani böyle milyonlarla ölçülen bir şey. Erdoğan'ın oğlunun, yani oğlunun çocukların içinde yer aldığı bu TÜGVA'lar falan. Onlar da fon aldı. Ya, Ensar Vakfı bile fon aldı yani. Gerçi tabii şu, Türkiye'de en fazla Amerikan fonu alan kuruluş biliyorsun hangisi? Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani milyar dolarlarla ölçülüyor onların aldıkları yardım, hibe, fon vesaire diye. Burada temel kriter şu, gazetecilik. Yani eğer bir kuruluş medyaskopu eleştireceksek yayın politikasıyla eleştiririz. Onların gizli saklı değil bunlar, yasaldır. Bir de şu, normali tabii şudur başka ülkeler, demokratik ülkeler için. Kamu fonları medyaya yardımcı olur. Ama Türkiye'de kamu fonları sadece yandaşlara gidiyor. Gazetecilik yapmak için, bağımsız gazetecilik, muhalefet yapabilmek için bu tür fikren ve ilkeleriyle hemfikir olduğumuz, bizim kendi konumumuz için söylüyoruz. Yani bize şimdiye kadar hiçbir şekilde hiçbir müdahale yapılmadığı bu verdikleri fonun karşılığında ve fonun amacı da belli. Türkiye'de barış ve demokrasi ve basın özgürlüğünü güçlendirmek. Başka türlü nasıl ayakta kalacağız? Ya da kalacaklar. Bir de o var. Şöyle bir görüş var, onu da söyleyeyim. Bunu unuttunuz. Hürriyet ve CNN ve Posta diyeyim hadi, tabii şimdi bilmiyorum. 750 milyon dolar fon aldı Ziraat Bankası'ndan. Bu para geri ödenmeyecek. Üstelik tabii o da var. Demirören şeyin meselesinde. Ne farkı var? Allah aşkına tabii, söyleyeyim. Tabii. Doğru. Yerli ve milli üç kağıtla yabancı üç kağıt. Kağıt, üç kağıt değil. Şimdi tabii şöyle bir şey var. İzin verirseniz
bir yandan da zamanı kolluyorum. Yine Türkiye'deki baskılar, takipler, ölüm listelerine benzer bir durum. Pegasus casus yazılımıyla bütün dünyada ortaya çıktı. Müthiş bir şey. Ben açıkçası çok memnunum. 10 ülkeden 17 medya kuruluşu. Ne Forbidden Stories mi? Yasaklanmış yasaklanmış haberlerin de altında bir koalisyon kuruyor. Le Monde, Washington Post, Almanya'dan, İngiltere'de Guardian. Çok önemli gazeteler var. Yaklaşık 60 gazeteci bu koalisyon içerisinde çalışıyor. Her şey global olduğu için artık global üç kağıtlara da global bir şekilde cevap vermek lazım. Çok esaslı bir çalışma yaptılar. Önce Armağan'a söz vereceğim ama şunu söyleyeyim. Herkesi tek tek ilgilendiren bir şey. Türkiye'den de özellikle Cemal Khashoggi davası ile ilgili olarak o davanın savcısı İrfan Fidan'dan Adalet Bakanı'na ve Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz'in de telefonuna sızdığı yolunda bilgiler var bu şeyin koalisyon demek lazım. Bu çok vahim bir şey bu. Üstelik şöyle teknik bir şey de var. Öylesine bir NSO, Nazilli Samsun Ordu, İsrail şirketi olağanüstü gelişmiş bir şey yaratmış. Çünkü siz anlamıyorsunuz sizin telefonunuza veya bilgisayarına girdiğini bunun. Ve kurtulmanın yolu da yok. Cep telefonunuzu ve sim kartınızı atacaksınız. Yenisini alacaksınız numarasını. Dolayısıyla da çok tehlikeli. Bilmediğimiz bir siteye veya bir e-mail'e tıkladığınız zaman veya bilmediğiniz bir telefon numarasını açtığınız zaman otomatik olarak giriyormuş bu casus yazılım. Armağan seni dinliyoruz. Ama olmayabilirmiş de yani hani bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Dur Armağan'a başladık bitirsin sonra geçer. Buyur Armağan. Için, duyabiliyor musun? Duyuyoruz duyuyoruz. Yani sadece WhatsApp kullandığınız için de girebiliyor. Zaten o nedenle hani sıfır tık yazılımı diyorlar. Yani hiçbir şey tıklaman da gerekmiyor. Tabii. Cep telefonuna bir şekilde giriyor. Yani şimdi ilginç olan nokta birincisi tabii İsrail'in bunu yapması. İlginç olan değil aslında. Hani beklediğimiz bir şey ama İsrail devletinin izni olmadan verilmediği söyleniyor yani yapılan araştırmalarda. Şimdi demek ki bu İsrail devletinin aynı zamanda bilgi topladığı bir başka organizasyondan söz ediyoruz. Şimdi Türkiye ilk açıklanan listede Türkiye'den işte sen biraz önce söyledin Yasin Aktay'ın adı geçiyor. Yasin Aktay'ın adı geçiyor. İşte bir de Kaşıkçı davası nedeniyle Hatice Cengiz'in ve eski eşinin adı geçiyor dinlenenler arasında. Şimdi ama bundan çok daha ötesi olduğu söyleniyor. Çünkü Sedat Peker'in kastettiği o dinleme hikayesi, yani biz işte MIT'e dinleme aletleri sattık. Erki hatırlat, Cihan Ekşioğlu. Cihan Ekşioğlu, evet. Cihan Ekşioğlu meselesinde. 3 milyona aldıkları İsrail firmasından 50 milyona Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na sattıkları yazılım programı. Ama muhtemelen bu olduğu düşünüyor şimdi mesela. Evet. Ben şu noktayı söyleyeyim. Buradan devam edin isterseniz Armağan abla. Sadece bir İsrail firması yok burada. Pegasus yazılımında bir yanlış yapılıyor. Başka bir yazılım daha var. Onu da bu 3 milyon 50 milyon kapsamında ben açıklamak istemiştim belki daha faydalı olur diye. Sizi dinleyelim sonra ben üstüne ilave ederim Armağan. Evet yani bu Pegasus yazılım tek değil tabii yani hani Amerika seçimlerine müdahale edecek kadar ortada gezinen yazılımlar var ama Pegasus yazılımın yine dediğim gibi yani dikkat çeken tarafı İsrail devletinden izinsiz satılmıyor ve muhtemelen de devletlere satılıyor. Muhtemelen değil sadece devletlere satılıyor. Öyle olduğu söyleniyor ama onun dışında da bir takım kişilerin... NSO'nun yani açıklaması öyle, devletlere evet, satılıyor. Evet, Jeff Bezos'un boşanma davası sırasındaki dinlemelerin yine bu sistem üzerinden yapıldığına ilişkin. Ama asıl olarak devletlere satılıyor ve dolayısıyla hani yine söyleyelim, bunun en büyük alıcılarından bir tanesi muhtemelen Türkiye olmuştur. Çünkü yapılan araştırmalarda henüz açıklanmıyor ama en çok kullanıldığı yerin Türkiye olduğu bilgisi var bir takım araştırmalarda. Bunu sanırım Türkiye'de açıklanır mı açıklanmaz mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde belki de çoğu insan bunun farkına varacak. Bende de varmış falan diye. Çünkü bir takım görüşmelerin net bir şekilde yayınlandığını ya da ele geçirildiğini biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri
de var. İşte Suudi Arabistan'da var. Meksika'daki örneğin gazeteci cinayetlerinden birinin bu yolda, yani işte bu yolda yerini tespit edip öyle öldürüldü son yıllarda. Çünkü Meksika'da artan gazeteci cinayetleri var. Şimdi gazetecileri hedef alması yine hani tam da bu işte gazetecilere yönelik saldırıları ya da işte tehditleri konuştuğumuz noktada tabii ki dikkat çekici. Devletler güya terörü önlemek için kullanacaklar diye satılıyor. İsrail Devleti bunu böyle pazarlıyor. Terörü herhalde gazetecileri dinleyerek engelleyemezsiniz. Yani. Yanlış hani adres, terörü... yanlış adres oluyor. Evet, yine yanlış adres. Yani kendilerini ayakta tutma adresi. Yine bir çete, bu sağcı çete yine iş başında yani. Evet, 50 bin kişi şu ana kadar bu dinlemeye takıldığı yolunda bir bilgi var. Yine hep bu Yasaklanmış Haberler Koalisyonu'ndan. Bu dinlenenler arasında 13 tane eski ve yeni, yani aktif ve şu anda görevde olmayan başbakan var. Bir tane kral var, Ürdün kralı. Onlarca diplomat var. Diplomatlar da çok. Ve bir sürü gazeteci, siyasi Dubai aktivist. Dubai Şeyh'in kızını dinletmiş örneğin. Yani evet, o aile için karışmayalım işte, ona başka bir şey. Baba kızını ama dinlemek kızını için. Dinletmiş yani, kızını dinletmek için bu yazılımı kullan. Yani, herkesin derdi başka galiba. Erk sen yani, bir şey ekleyecektin. Buyur. Ya şimdi şunu eklemek gerekiyor aslında. Güvenlik diyerek dünyayı çok güvensiz bir yer haline getirdiler. Kişisel güvenliğimizi de ayaklar altına almaya başladılar. Evet, genelde bunu söylemek isterim. Ama NSO firması üzerinden söylenecek, eklenecek bir takım şeyler var. O da şudur. Pegasus programı, Peker'in Cihan Ekşioğlu'nun 3 milyon dolara alıp Savunma Bakanlığı'na 50 milyona sattı ifadelerini doğruluyor. Fakat Ekşioğlu'ndan Savunma Bakanlığı'na çıkan yazılımlardan biri de yine aynı firmanın Allot Net Explorer denilen program. Yani satılan aslında Türkiye'ye 3 milyondan alınıp 50 milyona satılan güvenlik donanımıyla ilgili böyle bir bilgi de var. Türkiye sadece evet devletlere satıyor NSO. Ve sadece Türkiye Devleti'ne bu aracılar satmıyor. Pakistan'dan Afganistan'a kadar bunları alıp bir pazar yaratıyorlar ve satıyorlar. Ama sadece NSO firması değil bu. Bunun yanında bir de Arat Holding var. Arat Holding'inde Türkiye ile 2011'de bir anlaşma yaptığını, yine aracı kurumlar üzerinden bu güvenlik sistemlerini sattığını görüyoruz. Ama işin ilginç yönlerinden biri de şu, Türkiye 2019'da Erdoğan ağzıyla Davos'ta İsrail'e one minute çekerken 2 sene sonra bunlar rahat rahat İsrail firmalarından alınıp satılıyormuş. Yani siyasetin aslında ikiyüzlü bir programını görüyoruz burada. Şu fon meselesinde biriktirdiğim bir şey vardı, ilave etmek isterim. Buyur. Üzerine çok önce aile bağları üzerinden Türkiye'yi peşkeş çekenler şimdi bir de emperyalizm oyunu satıyorlar bize ve onların onlarla işbirliğinde olan tetikçiler ya da akılsızlar da bu oyuna avlanıyorlar. Genel çerçevede okumak çok doğru aslında. Afganistan'daki gelişmelerle ilgisi var. Avrupa Birliği'nin fonlarıyla ilgisi var. Amerika'daki Halkbank davası ve Reza Zarrab korkusu, Amerika Devleti'ni dolandıranların paralarını Türkiye'de aklayan Sezgin Baran Korkmaz endişesiyle birleşti ve Afganistan'daki Kabil'deki işte bildiğimiz Hamid Karzai Havalimanı'nı biz bir biçimde koruruz dendi. Şimdi bu bir fon değil midir? Bu bir rüşvet değil midir? Bu bir peşkeş değil midir? Bir tanesi bu. 3,5 milyon euro yeni aktarıldı. 2024 yılına kadar Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği yapması için. Milyar milyon değil. Milyar. Yeni aktarıldı. Yani bu fon değil midir? Bu bir tuhaf sistem değil midir? Fon tartışmalarını elbette değerlendirebiliriz, eleştirebiliriz. Stajyerlere verilmeyen paralar üzerinden okuyabiliriz. Ama tetikçilik faaliyeti bana göre bu aşağılık
çamurlu sisteme eklemlenmekten başka bir anlamı yok. Sezgin Baran Korkmaz demişken o Borojet davasında Oda TV'nin ya da Soner Yalçın'ın o verilen şikayetnamedeki kendilerine ilişkin satırlarında hani köşke gittiler, tonlar üzerinde durdular anımsatmalarında yapmakta yarar görüyorum. Kimse aklını başına almıyor bu ülkede. Çok kötü günler geçirirken Türkiye'de bu konuya da öfkeliyim aslında. Evet, teşekkürler. Eser Pegasus konusundaki senin değerlendirmen nasıl? Bunu bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir aktivist bunu ortaya çıkarıyor. Ahmet Mansur diye birisi. Onu da dinliyorlar. Fark ediyor bir şey, garip bir şey olduğunu. Ve telefonuyla beraber Toronto, Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nin çok meşhur bir laboratuvarı var. Citizen Lab. Vatandaş laboratuvarı gibi. Orada uzmanlar burada bu şeyi yazılımı, bu Pegasus'u çözüyorlar. Bakın şimdi bunlar arasında bir de gırgır bir şey de var. Şimdi biraz önce siz konuştunuz. Şimdi devletlere satıyor. Fakat İsrail ki bu NSO ile Savunma Bakanlığı arasında çok ciddi ilişkiler var. NSO'nun çalışanlarının çok önemli bölümü eski Mossad emekli. Ondan sonra Meksika istiyor bu şeyi ve isterken de işte oradaki meşhur mafya ile mücadele etmek için istediğini söylüyor. Fakat bir şey oluyor. Bu ilginç yani. Sadece de NSO'nun da şeyle anlamak için önemli. Parlamentodan bir grup milletvekili sodalı içeceklere, bu benim çok hoşuma gitti. Sodalı içeceklere, yani buna sodalı içeceklerken herhalde isim vermiyor. Kola da var tabii bunlar. Yüksek bir vergi getirmeyi planlıyorlar. Ve ciddi bir destek alıyorlar şeyden. Bunun üzerine Meksika devleti NSO'ya bunları da dinleyebilir miyim diye soruyor. Ya bunlara da alacağım ben kapsama diyor. Ve NSO izin veriyor buna. Ve dolayısıyla bu şey meselesinin önünde yani sadece işte uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için alınmış bu program, Meksika tarafından satın alınmış program. Parlamentoda gazlı içeceklere vergi çıkartmak isteyen milletvekillerine kapsama almış. İşin bir de şey tarafı da o yani. Türkiye'ye satmamışlar galiba bildiğim kadarıyla. Bu henüz adı geçmiyor Türkiye devletinin ama demin Armağan'ın söylediği gibi. Evet. Citizen Lab'ın incelemelerinde Türkiye'nin en yoğun kullanıldığı ülkeler arasında olduğu söyleniyor. Evet, ama devlete satmamışlar. Çünkü orada da şöyle bir şey söylüyorlar. Yani İsrail'in çıkarlarıyla yani 3 tane ülke sayıyorlar. Niye Rusya var bilmiyorum. Rusya, Amerika ve İsrail'in çıkarlarıyla ters düşebilecek ülkelere satmıyormuş. Satmama kararı almışlar bu şeyi. 3 tane ülke saymışlar. Amerika, İsrail, Rusya. Bu yorumunu Armağan benden daha iyi yapar bunu. Ve bu yüzden Türk devletine satmayı reddetmişler. Yani küçük, bir de tabii şöyle bir avantajı var. Çok büyük para değil. Çok küçük paraları devletler alabiliyorlar bunu. Ve çok küçük devletler, fakir devletler, küçük bütçeli devletler bu NSO'nun bu şeyini, Pegasus'unu satın alarak çok güçlü bir casusluk teşkilatı kurmuş oluyorlar böylece. Ve diyorum muazzam bir talep oluşuyor bu programa karşı. Acaba yani, hepsini İsrail mi dinliyor sonunda? Herhalde. Bilmiyorum. Büyük patron olduğuna göre o. Amerika, Rusya ve İsrail bunlar bu şeyin yani bunların çıkarlarına karşı davranabilen üçüncü ülkeye satmama kararı almışlar. Tamam, onların o resmi açıklama tabii. Çünkü resmi açıklamaya göre bu yazılım sadece organize suç ve terör şüphelilerini izlemek amacıyla satılıyor diyor. İşte mesela ama benim okuduklarımda bu sodalı içecekler yoktu. Sen ekledin onu. Dolayısıyla ya da Macron mesela direkt ya bugün telefonunu değiştirmiş Macron. Ay, soruşturma, evet soruşturma açacağım dedi. Fransa Başbakanı da dinliyorlarmış. Ben olsam dinlemem ama yani neyse. Başbakan olduğu için dinliyorlar. Meksika'ya satılan lojisyenin adı da yani Pegasus'un adı Meksika'da Maria. Maria diye satılmış. Niye? Öyle. Meksikalılar böyle. Adını değiştirmişler. Pegasus değil de. Yerli. Ürün pazarlaması için anladığım kadarıyla.
Ayşe, sen bu Pegasus konusuna bakıyordun, ben şey yaparken gördüm. Ya ben şeyi de gördüm, hani demin isimleri falan saydığın zaman Türkiye'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının da bir tane adı geçmeyen bir tane baş danışman hatta evet, diyor. İsmi bir de Hakan Fidan var biliyor. İrfan Fidan. Kaşugi. O davanın savcısı. Evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi değil mi? Evet, evet. Ya bir de şöyle var, şimdi tabii devletler açısından bakıyoruz ama hani Türkiye'de son dönemlerde özellikle Sedat Peker'in açıklamalarından sonra çokça konuştuk. Şimdi biraz sönümlendi ama bu tür şeyleri kendi çıkarları için kullananlar, gruplar, çeteler, onlar da var. Hatırlayalım, Enis Berberoğlu daha 15-20 gün önce mi, bir ay önce mi televizyonda açıkladı. Hani bir arkadaşın Sezgin Baran Korkmaz'a göndermiş, ya senin mallarına çökmek istiyorlar işte. Amerika'daki paradan daha çok burada da sana para emanet edildi, seni hapse atmak istiyorlar mı diye sorduğunda Sezgin Baran Korkmaz demiş ya, hani bana bir şey olmaz, merak etme demiş. Nasıl olmaz demiş, telefon numarasını istemiş ve son WhatsApp mesajlarını okumuş. Ya bir de böyle çıkarlar, tehdit, şantaj birbirlerine karşı şeyler için kullanan gruplar da var ne yazık ki yani. Ki daha biz bu kadarını biliyoruz. İleride belki bunların çok daha fazlasını da duyacağız, okuyacağız. Evet, bir kere piyasaya girdi mi, hele fiyatı da ucuzsa herkes alıp işte bilmem kimisi kızını takip ettiriyor, kimisi rakibini takip ettiriyor. Erk demin söyledi, yani aslında bu neoliberal düzende mahremiyet diye bir şey kalmadı. Her şey açık. Üstelik de şöyle bir terslik var. Esas olarak izlenmesi gereken kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı açısından tehlike yaratabilecek kişi veya örgütler değil, izlenmemesi gereken gazeteci, siyasi aktivist, insan hakları, siyasi eylemcileri, onlar dinleniyor. En tabii. Çok onlar hedefteler örneğin. Evet, programın daha doğrusu birinci bölümün sonuna doğru geliyoruz. Çok hızlı bir tur daha yapalım. Erk, senden başlayalım. Şimdiye kadar konuştuğumuz özellikle bu iki konu, Pegasus ve yurt dışında gazeteci muhaliflere yönelik saldırılar, ölüm listeleri konusunda eklemek istediğim bir şey. Yok, ne ekleyeyim Ragıp Hocam? Yani her şeyi söyledik. Şunu söyleyebilirim sadece. Yani güvenlik diye yani bunu da vurgulamak isterim. Dünyanın tümünü çok güvensiz bir yer haline getirdiler. Burada çok büyük bir çelişki görüyoruz yani. Ya insanlar ölüyor, göçler sürüyor, mahremiyete giriliyor. Yani aslında dünyanın topyekün bunu bir eğrisiyle, doğrusuyla düşünmesi gerekiyor. Bu sistem buralardan yürümüyor çünkü. İflas etti artık diyorsun değil mi? Eser, ekleyeceğin bu iki konu veya önemli bulduğun başka bir konu varsa? Magazinsel bir şey söyleyeyim. Bu NSO çalışanlarını her sene Tayland'da ve Sardunya'da çok özel yerlere tatile gönderiyor. Tamamen kendisi finanse ederek. Fakat bu pandemi çıkınca tabii bu olanaksız hale gelmiş. Pandemi sonrasında Negev çölünde, İsrail'de özel bir vaha gibi bir şey, bir yer yaptırmışlar. Yani bunu NSO yaptırmış ve çalışanları orada tatil yapmaya başlamışlar. Çöldeki vahada. Hayırlı olsun. Gerçi bu NSO dediğimiz öyle küçük bir şirket değil. Kocaman bir holding. Büyük bir ihtimalle yüzlerce çalışanı da var. Çünkü benim okuduğum haberlerde NSO'da çalışmış bir kaynağın bildirdiğine göre diye ibareler vardı. İçeriden de haber almışlar. Armağan, son cümlelerin. Financial Times'da bir yorum vardı. Ondan söz etmek lazım sanırım. Yani son zamanlarda çünkü İngiliz medyası genellikle ya sessiz kalıyor ya da destek haberleri yapıyordu. Erdoğan'ın artık tek adam rejiminin ya da güçlü adam rejiminin sona geldiğini ve bunun giderek aşındığını söyleyen bir yorum. Bu dinleme konusunda da son bir şey söyleyeyim. Hariri de var örneğin. Aa, evet, evet. Yani Erdoğan'ın yakın eski başbakanı. Şimdi dinlemeler böyle biliyorsunuz zincir gidiyor. Hani birini dinliyor diyorsanız öbürü de. Aa, bir de tabii biri ötekine telefon edince ona da giriyormuş. Tabii biri ona telefon edince ona da diyor. Hariri'nin yakınına bırakıldılar mı bilmiyorum. Ben son sözümü Turgay Yıldız'da gerçekten hani çok üzüldük hepimiz. Büyük bir kayıp hepimiz için. Onun bir sözüyle son sözümü söyleyeyim. Şey diye tweet atmıştı. Biz ölümü, siz yaşamayı hak etmiyorsunuz. Ama biz öldürmüyoruz,
siz öldürüyorsunuz. Ya. Gerçekten de sistem gerçekten tam da bu. Yani hani işte Erkin söylediği gibi hani zor oldu artık yaşamak. Sıradan insan için bile gerçekten zor oldu yaşamak. Kim yaşamayı hak ediyor, kim bilmiyorum yani. Onun sözleriyle ben son sözümü söyleyeyim. Artı gerçek yazarı Armağan Kargılı'ya, artı gerçek yazarı Eser Karakaş'a, artı TV programcısı Erk Acerer'e katkıları için çok teşekkürler. Ayşe sana da teşekkürler. İkinci bölümde devam edeceğiz. Evet, saat başı yeniden Artı Gerçek'te, Artı TV'deyiz.